Herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Vahiy ile Diriliş grubundan selamlar, saygılar. Allah'ın rahmeti, bereketsiz Kur'an'a gönül veren, kulak veren dostların üzerine ve bizlerin üzerine olsun inşallah. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun biz bunu insanlar arasında düşünüp ibret alsınlar diye tekrar tekrar açıkladık. Fakat insanların çoğunan körlükte direndiler. Furkan Suresi 50. ayet. Asra yemin olsun ki insanlar mutlak ziyandadır. Ancak iman edenler, salih amel işleyenler, birbirlerine hakkı ve sabrı tavsiye edenler müstesnadır. Asır suresi. Evet, bu akşamki konumuz salih amelin anlamı ve önemini ayetlerle izah edeceğiz ve yine Kur'an yeter diyeceğiz. Evet hocam, hoş geldiniz. Dün akşamki programımızın devamı. Evet, İnşallah hoş bu bulduk. akşam tamamlayacağız. İnşallah. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, hidayeti üzerinize olsun inşallah. Allah'ın bütün İnşallah. Resullerinin üzerine olsun ve Allah'ın ayetlerini insanlara hatırlatmayı dert edinen, kendini sorumlu hisseden bütün müminlerin üzerine olsun inşallah diyorum. İnşallah hocam. Unutturulan farzlardan bahsediyorduk. Özellikle emri bil maruf, nehyanil münker ve salih amel gibi önemli farzlar. Allah'ın asıl insanları cennetle müjdelediği cihat gibi mesela, ki cihadın nasıl içinin boşaltıldığını dün akşam anlatmaya çalıştık. Evet. Bunlar aslında insanlara ebedi saadeti getirecek, yani kurtuluşa asıl erecek olanların yapması gereken amellerken biz hep yanlış anlaşılıyoruz. İşte siz namazı, orucu, rutin ibadetleri itibarsızlaştırıyorsunuz diye. Biz aslında şunu diyoruz, bakın diyoruz, namazınızı da kılacaksınız, orucunuzu da tutacaksınız, kurbanınızı keseceksiniz, hac ibadetlerinizi yapacaksınız ama bunlar sizi kurtarmaz. Yani bunlar sizi cennete götürmez. Sizi cennete götürecek olan asıl ameller bu ibadetleri yaptıktan sonra bu ibadetlerin sizin ahlakınızı desteklemesi ve sizi destekleyen bu ahlakla topluma, önce kendinize, ki salihat topluma yapılan iyilik, hasenat kendine yapılan iyiliktir. Arasındaki fark budur. Önce ibadetlerle kendinizi düzelteceksiniz. Ondan sonra o kendinizi düzelttikten sonra o sizin düzeltilmiş haliniz, karakteriniz sizi ayağa kaldıracak ve ondan sonra toplumu düzelteceksiniz. İşte toplumu düzeltirken ki yaptığınız ameller emri bil maruf, nehyanil münker, cihat, salih amel, zekat, infak, sadaka, işte sizi kurtaracak olan bu amellerdir. Şimdi bugünkü konumda salih amelle ilgili Allah'ın cennetle müjdelediği, özellikle salih amelden sonra cennetle müjdelediği ayet sayısı Kur'an'da yaklaşık 70-80 civarında ayet var. İman edenler ve salih amel işleyenler altlarından ırmaklar akan cennetler diye veya onların ecrini Allah zayi etmeyecektir diye, onların yaptıklarına kat kat fazlası verilecektir diye, onların kötülükleri bile iyiliklere çevrilecektir diye o kadar Rabbimizin vaatleri var ki, yani bu vaatlerin onda birini, hatta 20'de 30'da birini, yani Kur'an şunu demez: biz oruç tutanları altlarından ırmaklar akan cennetlere koyacağız veya biz namaz kılanları altlarından ırmaklar akan cennetlere koyacağız. Yani böyle değil. Nasıl? Yaptığımız ibadetler bizi ayağa kaldıracak. Ondan sonra az önce saydığımız işte zekat, infak, sadaka, cihat, emri bil maruf, nehyanil münker, salih amel gibi, cihat gibi amelleri yerine getireceğiz ve ancak bu şekilde kurtuluşa ereceğiz. Yani günümüzde söylenen bir söz var, yani cennet ucuz değil. Yani cenneti kazanmak zor değil ama o kadar ucuz da değil. Yani bir sadece kendinizi düzeltip de rutin ibadetleri yaparak Allah'ın rızasını, tabii ki son hükmü verecek olan Allah'tır. Allah şirki affetmem diyor. Bunun Evet. haricindekilerini affedebilirim diyor ama eğer biz Allah'ın rızasını istiyorsak, hesap günü Rabbimizin bize kulum demesini istiyorsak, biraz kendimizi yoracağız. Zekat, infak, sadakada canımızı acıtacağız. Cihatta belki canımızla malımızla cihad edeceğiz. Belki canımızdan geçeceğiz. Salih amelde
Yine aynı şekilde kendimizi yoracağız ki Rabbimizin rızasını kazanalım. Şimdi bu akşamki konumuz salih amel. Evet. Salaha kökü, Kur'an'da salih amelin geçtiği ayetlere baktığımız zaman özellikle fesadın, kötülüğün zıttı olarak kullanılıyor. Yani fesat neydi? Yeryüzünde bozgunculuk yapmak. Bunun zıttı nedir? Toplumdaki bozgunculuğu düzeltmek zıttı. Veya seyyiat yani kötülükler. Bunun zıttı ne? İyilikler. Yani salihat ve seyyiat. Salihat ve fesat. Bunların zıttı olarak kullanılıyor. Zaten genel bütünlüğe baktığınız zaman salihatın ıslah etmek, düzeltmek anlamı taşıdığını biz kolaylıkla anlayabiliriz. Sulh mesela, sulh. Sulh demek insanların arasındaki nefreti gidermek ve uzlaştırmak demek. Yine aynı şekilde insanlar arasını düzeltmek. Özellikle salih amel Kur'an'da ehsenel amel olarak geçer. Ehsenel amel. Örneğin Kehf suresi 30. ayette ehsenel amel olarak geçer ki Mülk suresi 2. ayette ne der? O ölümü ve hayatı hanginiz en güzel ameli yapacaksınız diye sizi sınamak için yarattı. Yani Ellezî halakal mevte vel hayâte liyebluvekum eyyukum ehsenu amela. Hanginiz en güzel amelleri yapacaksınız diye sizi sınamak için yarattı der. Burada da peki ya Rabbi ehsene amel nedir? İşte Kehf suresi 30. ayette ehsene amel yani en güzel amel salih amel olarak tanımlanır. Özellikle Beyyine suresi 7. ayet de önemlidir. İnnellezîne âmenû ve amilus sâlihâti ulâikehum hayrul beriyye der. Yani iman edip salih amel işleyenler canlıların en hayırlısıdır der. En hayırlısı. Salih amel en güzel amel ve salih amel iman edip salih amel işleyenler de canlıların en hayırlısıdır der. Bu da özellikle salih amel işlemenin ne kadar önemli olduğunu ve Rabbimizin rızasına giden yolda en önemli köşe taşı olduğunu da anlayabiliyoruz. Mesela Rabbimizin her ayeti güzeldir de bazı ayetler insan çok hoşuna gider. Benim de özellikle Fussilet suresi 33. ayet hoşuma gider. Mesela Allah'a davet eden ve salih amel işleyenden daha güzel söz, daha güzel eylem ne var? Diyor ya Fussilet suresi 33. ayet. Yani Allahu Teala salih ameli o kadar övüyor ki bir de bunu salih ameli bir karakter haline getiren, bunu kendine bir borç olarak kabul eden insanların Allah katındaki durumunu düşünelim. Şimdi Kur'an'da salihatın geçtiği bazı ayetler var. Şimdi bu ayetleri okuyalım ve salihatın ne demek olduğunu biraz daha iyi anlayalım diyor. Örneğin Zekeriya Aleyhisselam'ın kendisi ve eşi yaşlanmıştı. Rabbimizden çocuk istiyorlardı. Fakat bana yaşlılık ulaştı diyordu Zekeriya eşime de. Eşi de kısırdı. Fakat Rabbimiz der ki Enbiya suresi 90. ayette. Zekeriya'nın eşini ıslah ettik. Yani neydi Zekeriya Aleyhisselam'ın eşi? Kısırdı. Onu ıslah ettik der. Demek ki onun bir rahatsızlığını giderdi. Yani onun durumunu düzeltti. Orada mesela ıslah ettik derken yine bu kelimeyi kullanır. Allah müttakilerin amellerini ıslah eder. Muhammed suresi 2 ve 5. ayet. Aynı zamanda Ahzab 70 ve 71. Allah burada şunu diyor Rabbimiz. Allah kendisine karşı sorumlu davranan, yani kendisine karşı hesabı verilebilir bir hayat yaşayan kullarının amellerini ıslah eder. Bu nasıl olabilir? Örneğin şeytanın sizi aldatmalarına karşı size yardım eder. Size yolunu gösterir. Hani dün demiştik ya bizim yolumuza
Girmek için mücadele edenlere elbette biz yolumuzu gösteririz, ona yardım ederiz. Rabbimiz kendisine karşı sorumlu davrananlara yolunu gösterir. Örneğin Bakara suresi 2. ayette zaten der ya, işte bu kitap Allah'a karşı sorumlu davrananların hidayet rehberidir. Yani Rabbimiz kendisine karşı sorumlu davrananlara kitabıyla yol gösterir. Allah'a karşı sorumlu davranmayan birine zaten Kur'an rehber olamaz. Yani bugün de görüyoruz kendisini Müslüman olarak isimlendirip de Allah'ın kitabını yetersiz gören, hatta Allah'ın kitabını hiç okumamış insanların oluşu bizim için bir örnek. Örnek derken yani olumsuz anlamda bir örnek. Yani Allah'a karşı sorumlu davranmayan, Allah'ı gereği gibi idrak edemeyen insanların Allah'ın kitabını yetersiz görmesi ve Allah'ın yolundan sapması kaçınılmazdır. Örneğin şeyde yetimlerin ıslahı der Bakara 222. ayette. Yetimlerin ıslahı veya eşlerin arasını ıslah. Bakara 228 ve ayrıca geçen hafta önceki haftaki dersimizde demiştik. Nisa suresi 35, 128 ve 129. ayetlerde hani eşlerinizin nüşuzundan korkarsanız onlara vaaz edin. Vaaz konusunda işlemiştik. Yataklarınızı ayırın. Eğer gitmek istiyorlarsa da onlara yol açın. 35. ayette de ayrılmış olan eşlerin arasını ıslah etmekten bahseder. Veya yine Nisa 128-129'da eşlerin arasını ıslah etmekten bahseder. Yani araları bozuk olan, belki de ayrılmış olan eşlerin tekrar arasını bulmak, arasını düzeltmek anlamında kullanılmıştır ıslah. İnsanların arasını ıslah etmek. Özellikle Nisa suresi 114'te hani özellikle münafıkların geceleri yaptıkları toplantılar eleştirirken ancak geceleri yapılan toplantılardaki hayır, sadaka vermek ve insanların arasını ıslah etmek için yapılan toplantılarda hayır vardır derken yine bu kelimeyi kullanır. Veya Enfal suresi 1. ayet, bir de Hucurat suresi 9 ve 10. ayet. İki mümin grup arasında eğer kavga varsa, savaş varsa siz aralarını ıslah edin. Ve araları ıslah olmuyorsa haksız olan tarafa karşı haklı olan tarafı savunun ve karşı tarafa karşı gerekirse savaşın derken mesela müminlerin arasını ıslah etme kavramını da kullanır burada. Mirasçıların arasını ıslah etmek yine Bakara suresi 182. ayette yine geçer. Toplumun ıslahı içinde kullanılır. Mesela Hud aleyhisselamın Hud suresi 88. ayetteki söylemi. Gücüm yettiğince sizi ıslah etmek istiyorum vurgusu. Bu da toplumun ıslahı için kullanılır. Hud suresi 46. ayette Nuh aleyhisselamın Rabbimize duası vardı. Hani oğlu için. Rabbimiz Nuh aleyhisselama şöyle buyuruyor. Ey Nuh, o senin ehlinden değildi. Çünkü onun yaptığı salih bir amel değildi. Az önce salihatın zıttı olarak ne demiştik? Seyyiat, kötülük veya fesat, bozgunculuk yapmak. Yani burada Nuh Aleyhisselam'ın oğlu için o benim ehlimdendi demesi, bunun üzerine Rabbimizin hayır o senin ehlinden değildi çünkü yaptıkları salih amel değildi vurgusu yine aynı şekilde. Bir de insanın kendini ıslah etmesi için de kullanılır. Özellikle günahlardan tevbe edip de kendini ıslah etmek anlamında. Mesela Araf suresi 35. ayette der ki, ey Adem oğulları, içinizden ayetlerimi okuyan Resuller geldiğinde kim Allah'a karşı sorumlu davranır ve kendini ıslah ederse ona korku ve üzüntü yoktur. Kendini ıslah etmek yani hatasından dönüp kendini düzeltmek. Veya Nahl suresi 119. ayette var. En'am suresi 54. ayet mesela. Selam olsun ayetlerime inanıp güvenenlere.
Onlara de ki, kim cahilliğinden dolayı bir hata yapar da daha sonra tevbe edip kendini ıslah ederse, vurgusu yine aynı şekilde. Veya En'am suresi 48. ayette de bir vurgu var. Biz Resulleri müjdeci ve uyarıcı olarak göndeririz. Kim kendini bir hata yaptıktan sonra veya Resulleri demek yani Allah'ın ayetlerini okuyan, uyarmak ve müjdeci. Kim bu ayetler okunduktan sonra kendini ıslah ederse ona korku ve üzüntü yoktur vurgusu. Yani kendini ıslah etmek. İman edip salih amel işleyenleri kendini düzelten muhsinler olarak da zikreder Rabbimiz. Hani Kur'an'da muhsinler geçer ya, hani az önce hasenat demiştik, kendini düzelten. Evet. İman edip salih amel işleyen kişilere Rabbimiz muhsinler der. Maide suresi 93 ve Tevbe suresi 120. ayet. Aynı vurgu mesela Araf suresi 54. ayette de vardır. Onlar muhsinlerdir der. Tevbe edip salih amel işleyenlerin kötülüklerini iyiliğe tebdil ederiz vurgusu. Yine kendini ıslah etmekten bahseder. Tevbe edip kendini ıslah etmek. Furkan suresi 70 ve 71. ayet. Yine benzer vurgu Bakara suresi 160. ayette ki bu ayet aslında çok önemli bir ayet. Şu açıdan önemli. Şimdi Bakara 159 hatırlarsak özellikle Allah'ın ayetlerinin üstünü örten, onları gizleyenler için Rabbimiz ne diyor? Allah'ın laneti ve lanet etme yeteneğine sahip olan herkesin laneti onların üzerine olsun der. Bakara 159'da. 160'da da şunu der. Fakat daha sonra tevbe edip kendini düzeltirse ve o gizlediklerini ortaya koyarsa, işte Allah o zaman onun tevbesini kabul edeceğini buyuruyor. Ne demek bu? İsim vermeyeyim. Mesela bir hocamız vardı, değer verdiğim bir hoca. Tabii bir art niyeti yok. Fakat mesela kabir azabının olduğunu söylerdi. Mümin 46'yı da buna delil gösterirdi. Fakat bir gün çıktı, açık açık şunu söyledi. Dedi ki, biz yanılmışız. Mümin 46 kabir azabına delil olamaz. Mümin 46 Firavun'un dünya hayatındayken çektiği sıkıntılardan bahsediyor dedi. Ve hatasını düzeltti. Yani bu çok erdemli bir davranış. Evet, dün gece de bu konuyu konuşmuştuk zaten. Hani insan bazen yıllar sonra da doğruyu bulabilir. Yeter ki samimi bir evet. Şekilde Kur'an'a yaklaşmak önemli olan bu. Ya kesinlikle işte Bakara 160 bunu vurguluyor zaten. Gerçi aslında asıl vurgu şunlar: Allah'ın ayetlerinin üstünü örten, Kur'an'ı yetersiz gören, rivayetlerle veya özellikle ruhban sınıfının geçmişte verdiği fetvalarla, özellikle beşer ve beşeri oluşumların uygulamalarıyla kitabın üstünü örtenlerden bahsediyor daha çok. Çünkü geçmişte özellikle Yahudi ve Hristiyanların Allah'ın kitabının üstünü nasıl örttükleri, özellikle Yahudilerin Talmud, Mişna, Gamara gibi kitaplarla, insanların yazdığı kitaplarla Allah'ın kitabının üstünü nasıl örttüklerini zaten Kur'an örnekliyor ve zaten bunlardan bahsediyor. Peki evet. Onlardan bahsediyor, bugün Hatta aynı Ali şeydi. İmran suresinin bir ayetinde şöyle bir açıklaması da var. Onlara söyle, güveniyorlarsa kendilerine, oğullarını, kızlarını ve kitaplarını alıp da gelsinler diye. Hani Evet. davete çağırıyor. Ellerindeki kitaplarıyla davete çağırıyor. Aynen. İşte Bakara 160 bunu diyor. Eğer insanları yanıltmışsanız, Allah'ın ayetlerini üstünü örtmüşseniz ve pişman olup tevbe etmişseniz, bu örttüğünüz şeyleri, gizlediğiniz veya yanlış söylediğiniz şeyleri açıklayacaksınız vurgusu. Hocam, bizim de başımıza gelmiyor mu? Oradan biri çıkıyor, sizin şöyle yapmanız helal değildir, haramdır, bilmem ne, soruyorsun ona, göster diyorsun. Kitapta delilini göster diyorsun, açıklamasını göster. O tutuyor, Evet. başka kaynaklardan açıklamasını gösteriyor. Aynı durum değil Yani mi? kesinlikle aynı durum. Halis din yalnız Allah'ındır. Bir din anlatıyorsanız Allah'ın kitabından konuşacaksınız. Allah'ın kitabından delil sunamadığınız, başka kaynakları delil olarak sunduğunuz din Allah'ın dini değildir. O ancak Değil. ataların ve ruhbanların dinidir. Evet. Allah'a sımsıkı sarılıp dini Allah'a has kılanlar,
İşte o müminlere büyük bir ödül vardır. Yani tövbe ettikten sonra ve kendini düzelttikten sonra Allah'ın ipine sımsıkı sarılanlar ve dini Allah'a halis kılanlar, yani dini Allah'ın kitabından kabul edenlere Allah büyük bir ödül vaat etmektedir. Tabii ki Nisa suresi 146. ayet. Özellikle az önce demiştik ki salihatın ne olduğunu daha iyi anlamamız için, gerçi buradaki bahsettiğim ayetlerin salihatın düzeltmek, yani bozuk olan bir şeyi düzeltmek, eksik olan bir şeyi tamamlamak, insanların arasını düzeltmek, toplumun arasını Evet. düzeltmek, zor durumda olan yetimlerin durumunu düzeltmek, eşlerin arasını düzeltmek, tamamen düzeltmek üzerine kurulu. Yani salihat bu. Şimdi bunu biraz daha açmak için Kur'an'da geçtiği, mesela zıt olarak geçtiği ayetler var. Bu ayetlere bakarsak salihatın ne olduğunu biraz daha iyi anlayabiliriz. Örneğin hani Bakara 11. ayette der ya, onlara yeryüzünde fesat çıkarmayın dendiği zaman onlar hayır biz ıslah edeceğiz derler. Evet. Ve Maalesef öyle izâ diyorlar. qîle lehum la tufsidû. Evet. La tufsidû fil erdi. Yeryüzünde fesat çıkarmayın dedikleri zaman ne derler? Biz muslihiz derler. Yani biz ıslah edicileriz derler. Burada da yine zıt anlamda kullanılıyor. Yani biz bozguncu değiliz, fesat çıkaranlardan değiliz, ıslah edicileriz derler. Veya mesela Araf suresi 56 ve 85. ayette aynı vurgu var. Islahından sonra yeryüzünde fesat çıkarmayın. Islahından sonra, yani yeryüzünde yaşadığınız yerde düzen sağlandıktan sonra orada bozgunculuk yapmayın. Yine zıt anlamda kullanılıyor fesat ve ıslah. Onlar ıslah olmaz, fesattan geri durmazlar vurgusu. Şuara suresi 152. ayet. Yine Allah müfsitlerin amelini ıslah etmez. Yani bozguncuların bozgunculuk yapmayı, fesat çıkarmayı karakter haline getirenlerin amelini ıslah etmez, düzeltmez. Yani daha önce demiştik ya, iman edip salih amel işleyenler, kendini düzeltenler, Allah da onların amelini ıslah eder diyordu ya. Yani Evet. onun rızasını kazanmamız için bize Allahu Teala fırsat verir. Onun yoluna girmemiz için Allahu Teala bize fırsat verir. Ama Allahu Teala bozgunculuk yapanların amelini ıslah etmezler. Yine benzer şekilde. Fesatçılarla muslihleri bir mi tutacağız? Sad suresi 28. ayet. Fesatçılarla muslihler, yani yeryüzünde bozgunculuk yapanlarla ıslah edicileri bir mi tutacağız? Yine aynı ayet içerisinde zıt anlamlarda kullanılıyor. Allah yeryüzünde fesat çıkaranları da yeryüzünü ıslah edenleri de bilir. Yine aynı ayet içerisinde Bakara 220. ayet. Burada da yine zıt anlamlarda kullanılıyor. Bir de seyyiatla salihat kelimelerinin aynı ayette geçtiği ayetler var. Yani az önce fesat bozgunculuk yapmaktı. Seyyiat ise kötülük. Seyyiat. Az önce okumuştuk ya ayette hocam. En'am suresi 54. ayet. Evet. Benzer vurgu Nahl suresi 119. ayette de var. Şöyle. Kim cahillikten ötürü kötülük işler, tevbe edip kendini ıslah ederse. Yani kim seyyiat yaparsa, cahillik edip de seyyiat yaparsa, yani bir kötülük yapar da kendini ıslah ederse vurgusu. Veya salih amel işleyenlerin kötülüklerini örteceğiz vurgusu. Ankebut suresi 7 ve Tegabun suresi 9. ayet. Allahu Teala iman edip salih amel işleyenlerin kötülüklerini örteceğini, hatta Furkan suresinde ne diyordu? 70 ve 71. ayeti birlikte okuduğumuz zaman, hatta onların kötülükleri iyiliklere çevireceğiz diyordu. Şura suresi 40. ayette der ki, kim kendisine yapılan bir kötülüğü affeder de ıslah edici davranırsa, yani bir insan size kötülük yaptı, siz o kötülüğü affettiniz ve yani işi yokuşa sürmediniz, oluruna gittiniz. Yani ıslah edici davrandınız. Yani bozgunculuk değil,
düzeni sağlamaya, ortamın daha olumlu oluşmasını sağlamaya çalıştınız. Allah-u Teala işte orada onu der. Kötülüğü affedip de ıslah edici davrananların ecri bana aittir. Tabii hocam, şurada bu ayrımı da yapmamız gerekiyor. Zulme karşı yumuşak olmamamız gerektiğini de bilmeliyiz. Tabii Yumuşak şimdi davranmamız gerektiğini de bilmeliyiz. tabii ki burada tabii ki Allah-u Teala şundan bahsetmez hiç. Kim kendisine yapılan zulmü affeder de ıslah edici davranırsa diye bir ayet yok bak Evet. mesela. Yani Evet. yapılan bir kötülüğü affetmekten bahseder. Evet. Mesela yeryüzünde bozgunculuk yapanları affetmekten bahsetmez veya zulmü affetmekten bahsetmez. Bunlar aslında Evet. önemlidir. Aynen senin dediğin gibi hocam. Bunun da farkında olmak gerekiyor. Evet. Şimdi kötülük yeryüzünde bozgunluk çıkartıyor dendiği zaman bu kişilerden kasıt dini bölenlerdir benim açımdan daha çok. Bözcülük yapanlardır. Aynen. Aynen. Çünkü Halkın onlar huzuru. hani derler ya, biz ıslah edeceğiz dedikleri zaman, baktığımız zaman kimler öyle diyor? Şu anki örnek olarak versek cemaat grupları öyle diyor. Cemaatçi gruplar öyle diyorlar. Hepsi ne diyor? Evet. Bizimki doğru yoldur. Bu yolda olun, ilerleyelim. Ondan sonra sizi kurtaracağız, edeceğiz. Bu Şu an grupları, evet. Amerika Irak'a girdiğinde ne diyordu? Demokrasi getiriyorum, ben buranın düzenini sağlayacağım. Saddam diktatör diyordu. Evet. Amerika Suriye'ye geldi. Gittiği her bölgeye barış ve huzur getirdiğini söylüyor Amerika mesela. Ama ne yapıyor? Ortalığı kan gölüne çeviriyorlar. Onlara sorsanız yeryüzünde bozgunculuk yapmayın. Onlar biz ıslah edeceğiz derler. Yani aslında Evet. yani ayeti 12'den vuran bir örnek. Evet. Yeryüzünde bozgunculuk yaptığı halde kendisinin ıslah edici olduğunu söyleyenler. Hocam FETÖ de öyle yapmadı mı? Okullar kurdurdu, insanları okumaktan aldattı, ondan sonra dinle aldattı ve biz ıslah edeceğiz. Ondan sonra öyle öyle o şekilde insanları kandırmadılar mı? Aynen. Yani aslında Bunlar en büyük bu, evet. bozgunculuğu yaptılar. Muslim olanlarla musi olanları hayat ve ölümlerinde bir tutacağımızı mı sandılar? Yani yeryüzünde ıslah edici davranıp da bunun yanında fesat çıkaranlara veya kötülük yapanları ölümlerinde ve ölümlerinden sonra hesap günü bir tutacağımızı mı sandılar derken yine aynı şekilde seyyiatla, kötülük yapanlarla ıslah edici olanların arasını ayırır. Câsiye suresi 21. ayet. Yeryüzünde kötülük yapanlarla ıslah edici olanlar hiçbir zaman bir değildir vurgusu. Mü'min suresi 58. ayet. Bir de iman edip salih amel işlemek de veya bunun zıttı olarak kötülük yapmak da bunu yapanların hepsi ancak insanın kendinedir. Kötülük yaparsanız kendiniz için yaparsınız, ıslah edici davranırsanız kendiniz için yaparsınız. Evet. Yine aynı şekilde Câsiye 15 ve Fussilet 46. ayet. Yani mesela geçen dersimizde de işte cihat kavramı, emr-i bil maruf, nehyan-ı münker kavramlarını anlatırken yani Allah'ın bize ihtiyacı yoktur. Biz ne kadar mücadele verirsek ancak kendimiz için yaparız ve bunun ödülü ancak kötülük yaparsak cezası da bizedir. İyilik yaparsak mutlaka mükafatı da bizedir. Bir de dikkat çekici bir ayet. Kasas suresi 19. ayette Musa Aleyhisselam'ın kendi kavminden olan biriyle orada Mısır'da biriyle kavga ederken bir yumrukla birini öldürmüştü ya. Ertesi günü yine kendi kavminden o savunduğu arkadaşı ne yapmıştı? Başka biriyle tartışıyordu. Musa Aleyhisselam tekrar o kendi kavminden olan kişiyi savunmaya kalkıştığı zaman
Karşıdaki kişi aynen şu kelimeyi kullanıyor. Ey Musa, sen ıslah edici değil, cabbar olmak istiyorsun. Burada cabbarlıkla yani zorbalıkla ıslah edici olmak zıt anlamlarda kullanılıyor. Yani ey Musa, sen zorbalık yapıyorsun, ıslah edici davranmıyorsun. Demek ki yeryüzünde cabbarlık yapan, zorbalık yapan veya zulüm yapanlara karşı da ıslah edici olmak, onları affetmek değil, onların Evet. zulmünü düzeltmek, zulümle ıslah. Mesela Maide suresi 39. ayette var, bir de Sad suresi 24. ayette var. Kim yaptığı yanlıştan sonra tevbe edip kendini ıslah ederse, yine burada benzer şekilde yaptığı yanlıştan tevbe edip kendini ıslah etmek vurgusu. Bir de gerçeklerin üstünü örtmekle, yani kafir diyorduk ya biz, kafir, gerçeğin üstünü örtmek veya Evet. gerçeği görmezden gelmek. Ve bunun zıttı olarak kullanılan, aynı ayet içerisinde kullanılan salih amel. Kim ayetleri görmezden gelirse veya kim gerçeğin üstünü örterse veya kim ıslah edici davranırsa kendisi içindir. Rum suresi 44. ayet. Allah-u Teala ayetleri görmezden gelenleri sevmez. Fakat ıslah edenleri ödüllendirir. Yine Rum suresi 45. ayet. Ayetleri görmezden gelenlere karşı şiddetli bir azap, ıslah edici davrananlara ise büyük bir mağfiret ve ödül vardır. Fatır suresi 7. ayet. Yine ayetleri görmezden gelenler, yani gerçeğin üstünü örtenlere şiddetli bir azap, iman edip salih amel işleyenlere ise kat kat arttırılan ödüller vardır. Yine Şura suresi 26. ayet. Ayetleri görmezden gelenler, gerçeğin üstünü örtenler, yani bu ben diyorum ya, ayetleri görmezden gelenler veya gerçeği üstünü örtenler, meallerde kafirler olarak kullanılıyor. Ben bunu daha iyi anlaşılması için açarak Evet. söylüyorum. Ayetleri görmezden gelenler veya üstünü örtenler ve müşrikler cehennemdedir. Ve onlar canlıların en şerlisidir. Beyyine suresi 6. ayet. İman edip salih amel işleyenler cennettedir ve onlar canlıların en hayırlılarıdır. Dersin başında demiştik. Hayrul beriyye. Beyyine suresi 7 ve 8. ayet. Burada şunu görüyoruz. Fesadın karşılığı, yani bozgunculuğun karşılığı ıslah etmek. Kötülüğün karşılığı ıslah edici davranmak. Zorbalığın karşılığı zıttı, yani yine ıslah edici davranmak. Yine küfrün, ayetleri görmezden gelmenin veya gerçeklerin üstünü örtmenin tam zıttı olarak ayetleri, mesela geçen derslerde işlemiştik. Beyan, tebliğ, cihat, bunun gibi ayetleri insanlara anlatmak, zikir gibi hatırlatmak, cihat gibi Allah yolunda mücadele etmek, emri bil maruf nehyanil münker yapmak, aslında bunların hepsi salih amellerin içerisine giriyor. Bunu da belirtmiş olalım. Salih amel gizlenen farzlardandır demiştik. Gizlenen farzlar. Bugün bize imanın şartını 6 olarak öğrettiler. Ki bu bize öğretilen imanın şartları 6 derken, bu şartların içerisinde kadere iman diye bir safsata da koydular işin içine. Tamamen şeytanın inancı olan bir kadere iman vurgusu. Ben Kaderdeki anlayış çıkardılar. tercih anlayışı ki beni sen saptırdın diyen kader şeytanın anlayışıdır. Bunu tabii ben kesinlikle reddediyorum. Benim iman ettiğim kader Allah'ın yarattığı varlıklara koyduğu ölçüdür. Evet. Bunun yanında hayır ve şer Allah'tan olduğuna inanmak diye bir iman şartı koydular. Hayır elbette Allah'tandır, fakat şer insandandır.
Bunu da belirtmek istiyorum. Şerh hiçbir zaman Kur'an'da Allah'a nispet edilmez. Bu Ki zaten farzlardan diyor da başınıza ne kötülük geldiyse kendi ellerinizle yaptıklarınız yüzündendir diye öyle de uyarıda hatırlatmada bulunuyor Rabbimiz bizlere. özellikle bu farzları neden gizlediler? Yani Kur'an'ın en çok cennet vaat ettiği emri bil maruf gibi, cihat gibi, salih amel gibi farzları neden gizlediler? Bu daha çok özellikle Emevi döneminden sonra başladı bunları gizlemek. Evet, Çünkü saltanat. saltanatları sarsılmasın diye. Çünkü Emevi döneminde başlayan din uydurma, rivayetlerin işin içerisine girmesi ve saltanatın güdümündeki din adamlarının yaptığı tarifatlardan sonra halkın yaptığı emri bil maruf nehyanil münker veya salih amel zikir gibi insanları uyandıran hareketlerin üstünü örttüler Emeviler. Hatta bunları yasakladılar. Hatta bu yasakları çiğneyenleri gerektiğinde öldürdüler. Yani Ve bunu kadercilik anlayışını yoğunlukla yaymaya çalıştılar. tabii aynen kadercilik anlayışı zaten Yezid sevgili Nebimizin torununu Evet. ve o öldürdüğünde 70 kişiyi öldürdüğünde bunu bana Allah yaptırdı, onları Allah öldürdü diyordu. Veya Muaviye Evet. saltanatı için bu saltanatı bana Allah verdi diyordu. Allah beni görevlendirdi diyordu. Elindeki mülkü Allah'ın kendisine verdiğini söylüyordu ve dilediği gibi kullanabiliyordu. Yani bunun gibi yani emri bil maruf gibi bu farzları işte o dönemde gizlenmeye başlandı. Oysa salih amelde, emri bil maruf nehyanil münkerde, cihat da farz yani farzdır, birebir farzdır. Ey Resuller, salih amel işleyin. Müminun suresi 51. Ki buradaki ey Resuller dediği bunların içerisinde Nebi Resul sadece İsa Aleyhisselam ayetin pasajına baktığımız zaman. Buradaki ey Resuller kimler? İsa Aleyhisselam'a tabi olan ve İsa Aleyhisselam'ın dinini insanlara anlatan arkadaşları, havariler. Bunların içerisinde kadını da var, erkeği de var. Ben bunu şunun için belirtiyorum. Yani geçen derslerde işlemiştik. Nebiler, kitap verilenler, bütün nebiler Evet. Resul fakat her Resul nebi değildir derken özellikle Müminun 51 bu iddiamızın en bariz delillerinden biridir. Ey Davud, salih amel işleyin. Sebe suresi 11. ayet. Allah salih amel işleyenlerin velisidir. Arap suresi 190, 196. ayet. Kim mümin olarak erkek ve kadın salih amel işlerse zulmedilmekten ve haksızlıktan korkmaz. Taha suresi 112. ayet. İman edip salih amel işleyenleri her kolaylığı onlara göstereceğiz. Kehf suresi 88 ve Araf suresi 196. ayet. İman edip salih amel işleyenlerin kötülüklerine kafirlik edeceğiz. Buradaki kafirlik edeceğizden kasıt şu, onların kötülüklerini örteceğiz vurgusu. Ankebut suresi 7, 7. ayet, yine Tegabun suresi 9. ayet. Erkek ve kadın kim salih amel iman edip salih amel işlerse onlara güzel bir hayat yaşatacak, yaptıklarının daha iyisiyle ödüllendireceğiz. Erkek ve kadın. Nahl suresi 90. ayet, 97. ayet. İşte onlar iman edip salih amel işleyenler. İşte onlar cennete girecek ve zerre kadar onlara zulmedilmeyecektir. Nisa suresi 124. ayet. İşte onlar cennete girecek ve orada hesapsız şekilde rızıklandırılacaklardır. Mü'min suresi 40. ayet. Rahman onlar için tarifsiz sevgiler var edecek. Meryem suresi 96. ayet. İman eden Yahudilerden, iman edenlerden, Yahudilerden, Hristiyanlardan, Sabilerden,
İman edip salih amel işleyenler için korku da, üzüntü de yoktur. Bakara suresi 62 ve Maide suresi 69. ayet. İman edip salih amel işleyenlerin atalarından, eşlerinden ve soylarından olanlarla hepsini adın cennetlerinde bir araya getireceğiz. Rad suresi 23 ve Mü'min suresi 8. ayet. Biz Zebur'a yeryüzüne salih kullarım varis olacak diye yazdık. Salih kullarım demek iman edip salih amel işleyen, salih amel üreten kullarım yeryüzüne varis olacak diye yazdık. Nur suresi 55 ve Enbiya suresi 105. ayet. Özellikle Nisa suresi 69. ayet. Allah'a ve Resulüne itaat edenler cennette Allah'ın kendisine nimet verdiği nebilerle, sıddıklarla, şahitlerle ve salihlerle birlikte olur vurgusu. Demek ki salihlerin gideceği yer cennettir. Nisa 69 ve benzer vurgu Ahzab suresi 71. ayette de var. İman edip salih amel işleyenler, işte onlar Allah'ın salih kullarıdır. Ankebut suresi 9. ayet. Ne malınız, ne çocuklarınız, ne dünya hayatının ziynetleri değildir kalıcı olan. Asıl kalıcı olanlar yaptığınız salih amellerdir. Yani önce Allah'a şirksiz bir iman, ondan sonra ürettiğiniz salih amellerdir kalıcı olan. Malınız, çocuklarınız veya dünya hayatının zenginlikleri, ziynetleri kalıcı değildir. Meryem suresi 76. ayet. Salih amel Allah'a yakınlık vesilesidir. Hani özellikle geçen derslerde bahsediyoruz ya, Allah'a yaklaşmak için vesile arayın ayetini Vesile yanlış arayın. anladım. Evet. Evet. Şimdi mesela Kehf suresi 110. ayet. Sevgili Nebimiz ne diyor orada? Ben de sizin gibi bir beşerim. Ama ben Allah'tan vahiy alıyorum. Benim farkım bu. Ve benim aldığım vahiy de bana şu söyleniyor. Kim Rabbine kavuşmayı umuyorsa Rabbine hiçbir şeyi ortak koşmasın ve salih ameller işlesin. Kim Rabbine kavuşmayı umuyorsa salih ameller işlesin ve ona yaptığı kulluğa hiçbir şey ortak koşmasın. Kehf suresi 110. ayet. Hocam bizimkiler ne yapıyorlar? Çoban arıyorlar, baş arıyorlar. Başsız olmaz diyorlar, çobansız olmaz diyorlar. Evet, maalesef. Oysa bir müminin mürşidi Kur'an'dır. Kur'an'dan başka mürşit arayan sapıtmıştır. Peki Resullerimiz, Nebilerimiz dediler mi? Biz sizin çobanınızız veya lideriniz veya başınız dediler mi? Kur'an'da ne der? Bize ra'ina demeyin. Ra'ina ne demek? Yani bizi güt, bize çobanlık yap demeyin. Ey insanlar, iman edenler, ra'ina demeyin. Bize çobanlık yap demeyin. Unzurna deyin. Unzurna ne demek? Bizi gözet. Bize çobanlık yapma, bizi gözet deyin. Demek ki buradan neyi anlıyoruz? Kur'an'da iki yerde geçer. Özellikle İsrailoğullarına onlar sözleri başka sözlerle değiştirdiler derken o pasajda geçer bu. Yani bizi gözet demeyin. Yani bize çobanlık yap demeyin. Bizi gözet deyin, yani bize çobanlık yap demeyin vurgusu ki özellikle Kur'an aklını kiraya verenleri sürüye benzetir. Furkan suresi 43 ve 44. Evet. ayette. Sürüye benzetir ki bu Bakara suresi 171. ayette de ne var? Onlara Rabbinizden indirilene uyun dendiği zaman hayır, biz atalarımızdan gelene uyarız diyenlere Bakara 170'teki 171'de ne der onlar için?
Onlar tıpkı bir sürü gibidir. Yani bir çobanın onlara seslenişini onlar ancak kuru bir gürültü olarak algılarlar onlar. Neden? Çünkü sağırdırlar, dilsizdirler, kördürler onlar. Evet. Demek ki Allah'a yaklaşma vesilelerinden biri salih amelmiş. Yine benzer vurgu Sebe suresi 37. ayette de vardır. Sizi Allah'a yaklaştıracak olan Allah'a şirksiz bir iman etmek önce sonra da salih amel işlemektir. Sebe suresi 37. ayet. Yine Fatır suresi 10. ayet. Fatır suresi 10. ayette ne der? Kim izzet ve şeref arıyorsa bilsin ki izzet ve şeref Allah'ındır. Allah'ın katındadır. Evet. Güzel sözler ona yükselir. O güzel sözleri yani onu yükselten de salih amellerdir. Demek ki salih ameller bizi Allah'a yükseltiyor. Sadece güzel sözler yetmiyor. O güzel sözleri salih amellerle süslememiz gerekiyor. Ki zaten Yine salih ameli de daha önceki derslerde de detaylıca açıklamıştık infaktaki ondan sonra sadaka konusunu. aynen. Aynen şimdi onu söylüyorum. Benden çok yaşayacaksın hocam. İnfak, sadaka, salih ameldir. Bunu nereden anlıyoruz? Münafıkun suresiydi galiba 10. ayet. Surenin ismi aklıma gelmedi. Hani diyordu ya, Rabbim beni geri döndür de Evet. ben de sadaka verip salihlerden olayım. Evet. Demeden önce size verdiğimiz rızıklardan Allah için infak edin. Yani burada nasıl bir vurgu var? Ben de salihlerden, iyilerden olayım. Nasıl? Hem sadaka verip hem infak ederek. Ama ne diyor Rabbimiz? Bunu demeden önce, ölüm size gelip çatmadan önce bunları yapın. Evet. Evet. Salihlerden olmak için. Allah yolunda Şimdi bizim toplum ne yapıyor? Allah'ım yardım et. Allah'ım yardım et. Allah zaten bizim elimizde o yardımı, bize o fırsatı bizlerin eline vermiş yani. aslında şöyle düşünmek lazım. Eğer gerçekten ihtiyaç, bugün suistimal edenler de var tabii de bu bizim için bir bahane olamaz tabii ki. Evet. Bir insan eğer size yardıma ihtiyacı olup da yardım talep etmişse sizden, aslında bunu biraz da imkanlarımız dahilinde fırsat olarak görmemiz lazım. Yani bir bu nereden geldi yahu demek var. Bir de ya bunu bana belki de Allah gönderdi. Allah'a yaklaşmam için bu bana bir vesiledir diye düşünmek. Allah üstad Allah zaten o yönde de bizi uyarıyor. Hani diyor ya onları arayın bulun diye. Onları Evet. arayıp bulmak da Evet, bize Bakara suresi gerekiyor diyor ya, yani. sen onlar kendilerini açık etmezler, senden Evet. istemezler. Sen onları yüzünden Onları da tanırsın. evet onların sıfatlarını da belirtiyor zaten. Ne durumda Evet. olduklarını. Gerçekten onlar bazıları var ki gerçekten ihtiyaç sahibi ama hakikaten istemeye utanıyor. Öylesi insanlar çok var. Bu görevi de yine bizlere veriyor. Onları araştırın, bulun diye bizlere veriyor yani. Kesinlikle. Yasin suresindeki ayet aklıma geldi. Onlara Allah'ın verdiği rızıklardan infak edin dendiği zaman o gerçeğin üstünü örtenler ne derler? Pekala Allah'ın doyurabileceğini biz mi doyuracağız derler ya. Bu ona benziyor. Yani karnını doyurdun Allah'ım olmayana da ver demek hiç masum değil. Yani onu demek Evet. istiyor. Hiç masum değil. Allah yolunda çekilen susuzluk, yorgunluk, açlık veya verilen mücadele salih ameldir. Tevbe suresi 120. ayete göre. Hani dünkü dersimizde demiştik ya emri bil maruf nehyi anil münker yani iyiliği emredip kötülükten alıkoymak ve hayırda yarışmak salih ameldir. Ali İmran suresi 114. ayete göre. Bir insanın kendisine yaptığı kötülüğü affetmek salih ameldir. Şura suresi 40. ayete göre. Yetimleri gözetmek salih ameldir.
Bakara suresi 220. ayete göre. Eşlerin arasını düzeltmek salih ameldir. Nisa suresi 35, 128, 129. ve Bakara 228. ayete göre. Yine insanların arasını düzeltmek salih ameldir. Nisa suresi 114, Hucurat suresi 9, 10 ve Enfal suresi 1. ayete göre. Toplumda bozulan düzeni sağlamak, toplumu düzeltmek salih ameldir. Hud suresi 88. ayete göre. Yine aynı şekilde fesatçılığı, toplumdaki fesadı, bozgunculuğu düzeltmek yine aynı şekilde Araf suresi 56 ve 85 ayetlerine göre yine salih ameldir. Zorbalığa karşı mazlumu korumak salih ameldir. Kasas suresi 19. ayete göre. Bir hatadan tevbe edip de kendini düzeltmek, bu da salih ameldir. Özellikle ayetleri vermiştik. Araf 35, Nahl 119, Enam 54 ve Enam 48. ayetlere göre kendini ıslah etmek, yani kendini düzeltmek. Nasıl? Hatasından pişman olmak, tevbe etmek. Tevbe ile istiğfar yanlış yorumlanıyor hocam. İnsanlar ikisini aynı anlıyor. İstiğfar demek gafur, Allah gafur. Gafur demek miğfer, oradan geliyor. Miğfer. Ne yapıyoruz? Miğferle başımızı örtüyoruz. Biz istiğfar ettiğimiz zaman, yani Allah'tan bağışlanma dilediğimiz zaman Allah'a şunu diyoruz. Ya Rabbi, hatalarım var, bu hatalarımı ört. Ben pişmanım. Evet. Bu hatalarımı ört diyoruz biz Allah'a. Tevbe etmek ise yönelmektir. Yani o hatayı bir daha tekrarlamamaktır tevbe etmek. İstiğfar evet. etmek, pişman olmak, Allah'tan bağışlanma dilemek, tevbe etmek de o hatayı bir daha tekrarlamamak üzere Allah'a yönelmektir ki örneğin Hud suresi 3. ayette istiğfar etmek ve tevbe etmek ayrı ayrı zikredilir. Yani Allah'tan bağışlanma dileyin ve ona tevbe edin der. İkisi aynı kavramlar değildir ama bugün toplumda maalesef tevbe etmek, hatta düşünün tevbe alma merasimi var ya, ipe bağlanıp da tevbe alıyorlar. Ya bir ay, ya bir kavram bu kadar yanlış anlaşılır. Yani tevbe demek Allah'a yönelmek demek. Yani sen ne yapıyorsun? Tevbe dağıtıyorsun, ipine bağlanana tevbe. Yani tevbe almaya gittim diyorlar bir de. Aynen. Tevbe almaya gittim diyor. Ya tevbe yaptığı hatadan pişman olup da Allah'a yönelmektir tevbe almak. Sen Allah'a yönelmiyorsun o zaman. Ne yapıyorsun? Zaten gidiyorsun. Allah'ın yarattığı fani aciz bir kula yöneliyorsun. Ne daha kolay hocam. Tövbeyi alıyor. Birkaç ay sonra yine gidip alıyor. Evet. Maalesef. Daha kolay geliyor nefsine. Maalesef hocam. Yani kavramların içini öyle boşaltıyorlar ki neden? Evet. Çünkü bu kavramları doğru bilen insanları kandıramayacaklarını biliyorlar. O yüzden suistimal de ediyorlar. Maalesef insanlara biz gerçeği anlatmaya çalışıyoruz. Hani Rabbimiz buyuruyor ya, insanların büyük bir çoğunluğu Allah'a şirk koşmadan iman etmez. İman etmezler. Evet hocam, Yeryüzündeki yavaş yavaş toparlayalım. Bir de haftaya da Ramazan zaten. Onun hakkında da bir şeyler söylemek istersen. İnşallah, tamam. Zaten az bir şey kaldı. İman edip salih amel işlemek ancak sabredenlerin işidir. Kasas suresi 80. ayet. Sabretmek neydi? Sabır granit taştı. Yani sağlam duruş. Sağlam duruşu, dayanıklı olanların başarabileceği iştir diyor Rabbimiz. Önce iman etmek, inanıp güvenmek ve salih amel işlemek. İşte onlara mağfiretle büyük bir ödül vardır. Ve sabırda mücadele de vardır hocam. Bizimkiler Tabii sabrı da ki. yanlış anlamışlar da. Şimdi, Durup beklemek. Tabii ki. Sabretmek direnmektir. Direnmek yani düştüğünüz zorluğa karşı üstünüze düşeni yapmak. Pes etmemek. Pes etmemektir sabretmek. Yani aynen ne yaptı da özellikle tasavvuf ekolünde sabır ne? Sinmek. Başına bir kötülük geldiyse
Bu Allah'tandır. Allah sana cennette ödül vereceği için bu dünyada zorluk veriyor. Ne yapacaksın? Sineceksin, bekleyeceksin. Evet. Yani bu kadar yanlış anlatılır diyorum yani. Benim kaderim bu. Oturup çek. Özellikle ıslah edici davrananlara karşı. Mesela Hud suresi 117. ayet. İçinde ıslah ediciler olan kavmi helak etmeyiz. Hud 117. ayet. Dün de benzer vurgu ney vardı? İçinde emri bil maruf nehyanil münker yapan toplulukları helak etmeyiz diyordu Rabbimiz. Evet. Yine bugün Hud suresi 117. ayette de içinde ıslah ediciler olan kavmi helak etmeyiz diyor Rabbimiz. Hud suresi 117. Islah edici davrananların ecrini elbette zayi etmeyeceğiz. Tevbe 120, Kehf 30 ve özellikle Araf suresi 170. Araf suresi 170, biz başkalarını ıslah edici etmek için mücadele edenlerin elbette ecrini zayi etmeyeceğiz der Rabbimiz. Demek ki nedir bu? Bize farzdır. Açıkça bize farzdır. Özellikle salih amelin bu zamana kadar birçok ayetlerle önemini vurguladık. Bir de az önce okuduk ya hocam. Size ölüm gelip çatıp da Rabbim bana biraz daha süre ver de sadaka verip salihlerden olmak için sadaka verip salihlerden olayım demeden önce size verdiğimiz rızıklardan Allah için infak edin. Yani sadaka ve infak ederek salihlerden olayım demeden önce bunu yapın. Size ölüm Evet. gelip çat. Biz ölüm gelip çattığı zaman özellikle Kur'an'da işte Rabbim işte bana biraz süre ver de ben namaz kılayım veya oruç tutayım veya hacca gitmemiştim hacca gideyim vurguları yok. Ne var? Salih amel işleyeyim. İnfak edeyim, sadaka vereyim gibi vurgular var. Benzer vurgu Mü'minun suresi 100. ayet. Mü'minun 100. Ona ölüm gelip çatınca o şöyle der. Rabbim beni geri döndür de salih ameller işleyeyim. Oysa ne der Rabbimiz? Onun söylediği ancak bir sözdür. Artık onunla ölümle hayat arasında bir berzah vardır, bir engel vardır. Artık onun dönüşü mümkün değil. Ne demektir bu? O an gelip çatmadan salih amel işle demektir. Evet. Yine benzer vurgu. Secde suresi 12. ayette. Bu hesap gününden bahseder. Artık hesap görülmüştür. Ve artık o insan cehennemi hak etmiştir. Ve o zaman der ki, işte bizi dünyaya tekrar geri göndersin veya Rabbimiz bizi dünyaya tekrar gönder de salih amel işleyelim. Veya Fatır suresi 37. ayet. Ne der burada? Cehennemdekilere melekler der ki size düşünebilecek kapasitedeki bir insanın düşünebileceği kadar bir ömür vermedik mi? Size uyarıcılar da gelmişti diye söylerken ondan öncesinde cehennemdekiler ne diyordu? İşte Rabbine dua et bizi geri göndersinler dünyaya da salih amel işleyelim, iyilikler yapalım. Bakın, cehenneme gidenlerin, ölüm anında pişmanlık duyanların serzenişleri hep ne yapmak? İnfak etmek, sadaka vermek, salih amel işlemek. Birazcık aklını kullanıp düşünen bir insan için zekat, sadaka, infak, emri bil maruf, nehyanil münker ve salih amel gibi kavramların ne kadar önemli olduğunu anlaması için yeterlidir. Yani ki diyorum ya özellikle ölüm anında olan insanların serzenişi bu. Bizi geri döndür de salih amel işleyelim. Yani bana sorsalar ki Allah'ın rızasını kazandıracak Kur'an'daki en başlıca amel nedir? Ben önce iman etmek, Allah'a şirksiz bir iman. Ondan sonra salih amel derim ki bunu onaylayan ayet hangisidir? Asr suresidir. Vel Evet. asr. Zaman şahit olsun ki innel insane lefî husr. Şüphesiz insan kayıptadır. İlla
İstisna ama bir istisna var. İllellezine amenu. İnanıp güvenen ve güven veren. İman edenler diye düz çeviriyorlar. Yanlış değil ama yanlış anlaşılıyor hocam. Kafiri kafir diye çevirdiğin zaman doğru anlaşılmıyor. İnsanlar kafiri yanlış anlıyor. Kafir gerçeği üstünü örten veya görmezden gelen. İnnellezine amenu da imanda sebat eden demek. Yani inanıp güvenen ve kendisi de güven veren. Ve amilus salihati ve salih amel işleyenler, yani ıslah edici davrananlar, önce kendini ıslah edip sonra toplumun ıslahı için gayret gösterenler ve tevasav bil hakki, hakikati tavsiye edenler ve tevasav bil sabri ve direnmeyi tavsiye edenler istisnadır. Bu da az önce söylediğim gibi. Allah'ın biz Allah'ın rızasına götürecek en başlıca ibadet inanıp güvenmek ve salih amel işlemektir. Bu çok Şey, önemlidir. bu hususta Ali Şeriat'ın çok güzel bir sözü vardı. Kulluğunu Allah'a pardon. İnsanlığını bana göster. Dindarlığın Namazını. Allah'a, bana Evet. insanlığın lazım, evet. Evet. Evet, dindarlığın Allah'a göster, bana insanlığın lazım. Evet. Çok güzel. Aynen. Öyleyse biz de ne yapalım? Rabbim bizi salihlere katmasını dileyelim. Maide suresi 84. ayette. Özellikle Yusuf suresi 101. ayetteki Rabbim beni de salihlerin arasına kat diyelim. İbrahim Tamam. aleyhisselamın Şuara suresi 83. ayetteki dediği gibi Rabbim bizi salihlerin arasına kat diyelim. Yine Neml suresi 19. ayetteki Süleyman aleyhisselamın dediği gibi Rabbim bizleri salihlerin arasına kat diyelim. Salihlerden olmayı dileyelim. Umarım salih amelin ne kadar önemli olduğu veya ne olduğu umarım anlaşılmıştır. İnşallah anlaşılmıştır. Güzel bir konuydu, çok güzel bir konuydu. Nasıl ki Fatiha suresi gerçekten benim için çok önemli bir suredir, berces bir surendir. Ve onun ardından Asır suresi de aynen o derece insanın Evet. hayatının her yönüne dokunan bir surelerden biri hocam. Evet. Haftaya da Ramazan programımız olacak inşallah. İnşallah. Kütükleri ağlatacak mısın hocam? Ramazan geldi, hoş geldi. Tabii ki Evet. burada şimdi televizyonlar yine kütükleri ağlatan hocalarla dolup taşacak. Maalesef onlar itibar görecek. İnsanlar Allah'ın ayetlerini anlatan hocalarımıza maalesef ekranlarda yer verilmiyor. Evet. Biz de gücümüzün yettiğince ulaşabildiğimiz kadar insanlara ulaşmaya çalışacağız. Yani insanlar o kadar boş muhabbetlerin içerisinde harcanıyorlar ki. Yani aşı orucu bozar mı? İğne olmak orucu bozar mı? Kan orucu bozar mı? Yani ben burada edebimin müsaade etmediği şeyler falanca yerden su kaçarsa orucu bozar mı gibi, yani herkesten özür diliyorum. Yani bu tamamen neden kaynaklanıyor? Bir ibadette amacı ıskaladığınız zaman gereksiz Evet. detaylarda uğraşıyorsunuz. Yani siz namaz kılmanın amacını ıskaladığınız zaman, görmediğiniz zaman, elini yanlış bağlasam, sureyi yanlış okursam, ses tonumu tutturamazsam namaz bozulur mu gibi detaylarla uğraşırsınız. Aynı şekilde orucun amacını ıskaladığınız zaman işte iğne orucu bozar mı, aşı orucu bozar mı, kan vermek orucu bozar mı gibi, sakız çiğnemek orucu bozar mı, sigara içmek orucu bozar mı gibi detaylarla uğraşırsınız. Oysa ki orucun amacını bilen bilinçli bir insan böyle gereksiz şeylerle uğraşmaz diye düşünüyorum. İnşallah haftaya bu konudan bahsederiz. Orucun biyolojik faydalarına da vurgu yaparız. Özellikle orucun amacı takvaydı. Takvanın ne olduğunu Evet. anlatırız Evet. inşallah. Çünkü her ibadetin amacı vardı. Namazın amacı kötülüklerden insanları alıkoymak Evet. ve insanı toplum içerisinde faydalı bir birey haline getirmek. Orucun amacı takva, sorumluluk bilinci. Peki takva nedir? Allah kimlere muttaki diyor yani.
Sorumluluk bilinci sahibi olanların özellikleri neler? Bunlara da vurgu yapabiliriz haftaya inşallah. İnşallah hocam. Güzel bir dersti. Gönlüne dinle sağlık. Buradan izleyicilerimize de teşekkürlerimi sunuyorum. 2 gündür biraz rahatsızım. O Evet. yüzden bazen böyle duruluyorum, unutuyorum, takılıyorum. Herkesten özür diliyorum bunun için. Rabbim hayırlı şifalar versin inşallah. O Olsun. zaman haftaya cuma görüşmek üzere. Saygılar, selamlar yine sunuyorum izleyicilerimize. Allah'ın Hayırlı rahmeti, bereketi hepimizin üzerinde olsun inşallah. Hayırlı geceler diliyorum. geceler.